Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzun konusu karasuda gerek tatlı su gerek tuzlu su meralarında hangi balıklar mevcut, bu balıklar ne zaman tutulur, ne zaman tutulmaz, yasal limitleri nedir ve ufak tefek tüyolarla birlikte sizlerle bilgi paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Eksik olduğunu düşündüğünüz konuları yorum bölümünde lütfen bizlere belirtmeyi unutmayınız. Tatlı sudan başlayalım. İlk balığımız yayın. Yayın biliyorsunuz ağzı geniş, pulları olmayan, kaygan, kafadan kalın, kuyruktan ince bir balık türü. Pek çok yayın türü var. Bu sınıfa ait pek çok tür var. Burada yemli şekilde yani beklemeli avlarla gerçekleştireceğiniz yayın avları olmakla birlikte suni yemlerle, silikonlarla atçek disiplininde yayın avları gerçekleştirebilirsiniz. Yayın balığı bizim bölgemizde nerelerde çıkıyor? Yayın balığı öncelikle Sakarya Nehri'nde mevcut. Burada Akgöl'de mevcut. Ondan sonra Küçükboğaz Gölü'nde mevcut. Melen Çayı'nda yine yayın balığı yakalayabilirsiniz. Canlı yemle nasıl yakalayacağınız sorusuna gelince şamandıralı oltalarla bu balığı yakalamanız mümkün. Yine dip takımlarıyla da bu balığı yakalayabilirsiniz. Canlı yem olarak kurbağa, solucan, kan sürüğü, dana burnu dediğimiz bir böcek var, tavuk ciğeri. Bu tarz yemlerle bu balığı yakalamanız mümkün. Yayın balığı ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Yayın balığının avlanma limiti 90 cm ve günde bir tanedir. Yani itiraf etmek gerekirse bu konuda yıllarca biz de aldandık ama bundan haberdar olduktan sonra da yayın balığı avlarına dikkat ediyoruz. 90 cm'nin altındaki yayın balıklarını almıyoruz. Bu balığın avlanma dönemi hakkında size bilgi verecek olursak 15 Mart ve 15 Haziran tarihleri arasında yayın balığı avlamak kesinlikle yasak arkadaşlar. Bu da böyle bilinsin. Benim yakalamayı çok sevdiğim bir balık var. Perch. Namı diğer tatlı su levreği. Karasu ve dolaylarında bu balığın diğer adı da gömme. Çok sert bir derisi var ama çok lezzetli bir eti var. Gömmenin yakalama limiti 18 cm'dir ve 30 Nisan'a kadar bu balığın avlanması yasaktır. Bu balık genelde ilk zamanlar burada yemli avlarla yakalansa da şu sıralar pek çok avcı, pek çok balıkçı bu balığı sahte yemlerle, silikon, maket ve jig dediğimiz yemlerle avlayabiliyorlar. Yakalaması çok zevkli, pek çok tatlı su merasında bulunuyor ama dikkatinizi çekiyorum. 18 cm'nin altındaki balığı almıyorsunuz ve 30 Nisan'a kadar bu balığı avlamıyorsunuz. Tatlı sularda yaşayan bir başka balık türümüz sazan balığı. Sazan balığı avlanma limiti boy olarak 40 cm'dir ve günde 5 adet avlanabiliyorsunuz. Sazan balığı avlamak önceden burada çok yaygın olmasına rağmen şu an bu kadar popüler değil. Bu sazan balığının azalmasından dolayı da olabilir. Sazan meralarının azalmasından dolayı da olabilir. Fakat Küçükboğaz'da en yakın mera olarak söylüyorum. Amatör olarak sazan avlayanlar olduğu gibi profesyonel sazan avcılarının da güzel sazan balıkları avladığını biliyorum. Karasu'da sazan balığı dediğimiz zaman benim aklıma iki isim geliyor. Bunlardan bir tanesi Ahmet Kargı, diğeri Fatih Uğur. Bunlar Karasu Carp Team adına sportif yarışmalara gidiyorlar ve ilçe olarak göğsümüzü kabartıyorlar. Kendilerinin de YouTube kanalı var. Ya da Karasu Sazan Avı, Karasu Carp Team yazdığınız zaman karşınıza çok güzel videolar çıkacak. Bu da aklınızın bir köşesinde yer etsin. Şimdi geldik. Türkiye'de pek çok tatlı su merasında yaygın olarak bulunan balık türümüze turna. Turna biliyorsunuz etçil balık ve suda hareket eden her şeye saldırıyor. Suni yemlerle avlayabileceğiniz gibi canlı yemlerle de bu balığı avlamanız mümkün. 1 Nisan'dan itibaren yakalayabiliyorsunuz ve boyu 40 cm'nin altında olan turna balığını salıyorsunuz. Turna balığı yaygın bir tür. Bu balığı nerede tutarsınız? Bu balığı Küçükboğaz'da tutabilirsiniz, Sakarya Nehri'nde tutabilirsiniz, Akgöl'de tutabilirsiniz ve Karasu dolaylarında bulunan irili ufaklı pek çok gölde bu balığı yakalamanız mümkün.
Yılan balığını yakalama tarihiniz 1 Ekim 31 Aralık'tır arkadaşlar. Yılan balığı tatlı suda da bulunabilir, buzlu suda da bulunabilir. Bundan yıllar yıllar önce yılan balığı burada çok fazlaydı. Yani rahatça tutulabiliyordu. Fakat şimdi yılan balığı da bizim meralarımızda azalmış durumda. Yılan balığını yine yılan balığı tahmin edebildiğiniz gibi etçil bir balık. Bunu da çeşitli dik takımlarla tutmak burada mümkün. En azından biz bunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılan balığında boy limiti yok fakat günlük 5 kiloya kadar avlanabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Yine bir başka balık türü. Bu balık da bir zamanlar Sakar Nehri'nde yoğundu. Şu sıralar Melen'de rahatça tutulabiliyor. Balığımızın adı bayağı bıyıklı balık. Bu balığın adı burada kum balığı olarak geçiyordu. Fakat Türkiye literatürüne baktığımız zaman bayağı bıyıklı balık olarak geçiyor. Ağız biraz çenenin yani burun kısmının biraz altında kalıyor ve ağzın hemen iki yanında da bıyıklar var. Kullu balık çok kılçıklı bir balık. Eti çok yumuşak. Pek çok balıkçı bu balığı yakalamayı tercih etmiyor ama belli bir kesim de ısrarla bu balığı yakalamak için mesai harcıyor. Yine benzer bir balık türü sazangiler familyasından olan kapturga. Kapturga da kızılkanata benzeyen fakat sadece kuyrukları itibariyle temel olarak birbirinden ayrılan bir balık. Kapturga balığının kanatları kızılkanata göre kızıl değil yani beyaz kanatlara sahip. Bu da pullu ve kılçıklı balık ama buralarda çok yaygın bir şekilde tutuluyor. Bu da Mayıs'tan önce tutulmuyor arkadaşlar. Kapturga ile ilgili şu bilgiyi vereyim. Civarımızda devasa boyutlarda kapturga tutulabiliyor. Bizim ortamıza denk geldi. Arkadaşlarımızın ortasına denk geldi. Yani oldukça büyük, ne diyeyim ben size, 45 santim, 50 santim çapında kapturgaları biz ortalarımızda yakaladık, pek çok arkadaşımız gibi. Umarım size de güzel balıklar denk gelir. Avlanma tarihi 1 Mayıs. Bir başka balığımız kasna. Kasnayı biliyorsunuz tatlı su kefali, ak balık vesaire vesaire. Yöreye göre bu balığın ismi değişiyor. Tatlı su kefali olarak da adlandırabiliriz. Kasna balığı genelde akarsularda bulunuyor. Karasu civarında pek çok akarsu var. Özellikle de sığ sular avlanması zevkli. Müthiş bir manzara içerisinde balık avlıyorsunuz. 1 Nisan'a itibaren avlıyorsunuz. Biz genelde suni yemlerle avlıyoruz. İşte 2 santimlik, 3 santimlik suni yemlerle bu balığı avlayabiliyoruz. Fakat yemli avlarda da bu balığın yakalanması mümkün. Besin kalitesi olarak benim tercih ettiğim bir balık değil. Yani deniz balığından sonra insanın tatlı su balığı yemesi çok kolay olmuyor. Ama güzel aksiyonu olan, yakalaması çok keyifli, temiz hava alabileceğiniz, kuş sesleri arasında, akan su sesleri eşliğinde muazzam keyif alabileceğiniz, stres atabileceğiniz bir balık türümüz. Başka bir balık türüne geçecek olursak tatlı su türlerinden kızılkanat isimli balık. Buralarda ve pek çok yerde bu balığın adı kızılkanat arkadaşlar. Sazangiler familyasından ve 1 Mayıs'tan önce tutulması kesinlikle yasak. Tatlı su balığı, tatlı suda avlanabiliyorsunuz. Çok fazla akmayan göllerde ve nehirlerde bu balığı yakalamanız mümkün. Suni yeme geliyor mu? Şu ana kadar ben hiç denk gelmedim. O yüzden gelmiyor diyebiliriz. Genelde yemli takımlarla yakalayabileceğiniz bir balık türü. Yayından sonra bir başka balık türüne geliyoruz. Bu balığı yakalamaya çalışmıyorsunuz. Bu balık tesadüfen ortanıza belki gelir, belki gelmez. Binde bir şanstır tatlı suda yakalayabileceğiniz Mersin balığı. Mersin balığı nasıl yakalanılır konulu bir bilgi vermeyeceğim. Fakat sadece bizim sularımıza Mersin balığı olduğu bilgisini vermek istiyorum. Mersin balığı bir zamanlar burada çok yoğundu. Yani ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Aşağı yukarı bundan 30-35 yıl öncesini hatırlıyorum. Devasa büyüklükteki yayın balıkları avlanılıyordu, getiriliyordu. Sonra gel zaman git zaman bu balıkların nesli tükendi. Son 10 yıldır da bir proje var. Yayın balığı
yavrusu bırakıyorlar bizim nehrimize, Sakar Nehri'ne. Bu balıklar hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Projenin başında olan Devrilmemiş Hocamız bana şunu söylemişti. Buraya bırakılan Mersin yavruları Karadeniz'den çıkarak Avrupa'ya Tuna Nehri'ne kadar gitmiş ve tekrar Sakar Nehri'ne dönmüştü. Bundan 5-6 yıl önce. Çok sevindirici bir haberdi. Sonra yine Sakarya Nehri'nde İsrail sazanları türedi ve İsrail sazanları türedikten sonra artık Mersin balığını burada yaşatmak, burada çoğaltmak imkansız hale geldi. Bu bilgiyi ben bizzat hocamızdan aktararak size söylüyorum. Benim kendi düşüncem değil. Bir başka konu maalesef biz Sakarya Nehri'ni temiz tutamıyoruz. Zaman zaman medyada da karşılaşıyorsunuzdur. Toplu balık ölümleri, suyun zehirlenmesi, suyun renginin değişmesi. Bunlar bir şey birçok türü böyle yok ediyor. Birçok istihbaratçı türün ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu konu böyle. Mersin balığı olur, oltanıza denk gelir ki benim geldiği için söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiç vakit kaybetmeden güzel bir fotoğraf çekince anında suya saldırın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kesinlikle unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Farklı sorularınız varsa bize sormayı unutmayın. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Facebook'ta Balıkta isimli bir sayfamız var. O sayfada WhatsApp hattımız var. Aklınıza takılan, buralarla ilgili sormak istediğiniz her türlü detayı WhatsApp hattından 7/24 bizlere sorabilirsiniz. Oltası suda olan herkese rast etsin.